Herhangi bir sorun, istek ya da değişiklik kaydı açmak için ana sayfadan bir şey isteğe bastığımızda bizi hizmet kataloğumuza yönlendiriyor. Eğer kayıt tipi istek talebi olan kayıtlar açıyorsak, tek tek göndermek yerine bu kayıtları sepete ekleyerek topluca da gönderebiliriz. Sepete eklediğimiz kayıtların belli bir süresi yok. İstediğimiz zaman gönderebiliyoruz. Açacağımız kaydı hizmet kataloğundan bulabilir ya da kaydımız ile ilgili nereye bakacağımızı bilmiyorsak kaydımızı kısaca en üstteki arama kısmında aratabiliriz. Arama kısmına kısaca sorun yazalım. Karşımıza adında ya da açıklamasında sorun kelimesi geçen başlıkları görüntülüyoruz. Şimdi kayıt açma denemeleri yapalım. Örneğin, T-Core ile ilgili bir eğitim talep etmek istiyorum. Arama kısmına T-Core yazalım. Buradan eğitim talebini seçelim. Karşımıza çıkan formda konu başlığı ve açıklama kısımları zorunlu alanlardır. Bu sebepten bu alanları doldurmadan kaydımızı sepete ekleyemez ya da gönderemeyiz. Konu başlığımızı ve açıklamamızı da doldurup sepetimize ekleyelim. En alttan sepete ekle dediğimizde sağ üstte sepetimize eklendiğini görüyoruz. Bir başka talep daha oluşturalım. Mesela diyelim ki soy isim güncellemesi yaptırmamız gerekiyor. İletişime gidip buradan bilgi güncelleme talebini seçerek kaydımızı oluşturabiliriz. Bunu da sepetimize ekleyelim. Ve sepetimize giderek bu kayıtlarımızı gönderelim. Şimdi açtığımız istek taleplerinden sonra bir de sorun bildirimi için kayıt oluşturalım. Bu tip kayıtları sepete ekleyemiyoruz. O yüzden direkt göndermemiz gerekiyor. Diyelim ki çıktı alırken toner problemi yaşıyoruz. Buradan toner arızasını seçelim. Ve yine gerekli alanlarımızı dolduralım. Gerekli alanları doldurduktan sonra sağ üstte göndere basarak formumuzu gönderebiliyoruz.